Orkid sponsorluğunda İdol Voley adlı programımıza hoş geldiniz. Öncelikle e, voleybolda ve kadınlarımızın e, başarısına da tabii değineceğimiz farklı birbirinden başarılı voleybolcularımızı konuk alacağımız programlar serimizde konuğumuz Duygu Bal. E, voleybolcu Duygu Bal hoş geldin bizi kırmadığın ve konuk olduğun için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Nasılsın hoş bulduk. nasıl gidiyor her şey? Hoş geldin stüdyomuza. <laughs> hoş bulduk teşekkür ederim. İyi gidiyor. Koşuşturmacalı, tempolu bir hayat. Yani bilirsiniz, sporcuların hayatı genelde tempoludur. Evet. Bıraksak da, hani evet. profesyonel olarak bırakmış bir evet. sporcuyum ben ama e, tempo her zaman insanın diri tutar, canlı tutar mantığında biriyim. Evet şimdi tam da aslında çok gündemimizde dünyanın aslında hem Türkiye'nin hem dünyanın voleybol Türk milli takımımızın kızları şampiyonluğunu yaşadık en son Avrupa ondan önce dünya şampiyonluğu. Ya yani bu bu şampiyonlukları bu yüksek coşkuyu nasıl değerlendirirsin? Sen de bir e, voleybolcu olarak düşüncelerin nedir bu konuda? Ben e, gerçekten ağlayarak izledim o anı. Zaten hislerim çok kuvvetli. İki gün öncesinden de o enerjiyi hissettim. Tamam dedim. O gün bugün e, o kupayı kaldıracağımız an geldi. Şimdi e, yıllarca ben de milli forma terletmiş bir sporcu olarak, amir takım olsun hem gerçekten e, Fenerbahçe'de çok e, benim için değerli bir şampiyonluk var, şampiyonlar ligi şampiyonluğu var. Bir film şeridi gibi geçti o an. Nasıl söyleyeyim? Ayrıca milli takımda da bu zamana kadar isteyip de hayalini kurup da bir türlü alamadığımız bir kupaydı, Avrupa e, kupası. <laughs> Gerçekten 3 kez final görüp de bronz madalyayla evlere dönüldü. Hep bir hüsran. Nasıl söyleyeyim? Bu sene gerçekten yeni bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yeni bir çağın başladığını, yeni bir devrin başladığını düşünüyorum. Ayrıca geçmiş yıllara nazaran çok müthiş bir kadro, müthiş bir beraberlik görüyorum. Hani kızları nasıl değerlendireceğiz evet, diye bakarsak evet. duruma. Dışarıdan görünen çok farklı bir hava var. Çok farklı bir kenetlenme var. Takım sporlarında şey gibi. O domino taşı gibi. Yani bir şey olduğu zaman bir tanesi yamuk durunca kalır. Gidemez evet, ya o domino taşı. Evet. Hepsinin bir şeyde olması lazım zincirleme. Bu sene ben kızlarda o şeyi çok güzel yakaladım. Enerjiyi. Hele yeni antrenörümüz Guidetti'den sonra gelen evet. Daniele. Ve son maçta da onlara karşı çok ilginç bir şey oldu. Çok şekerler. Egosuz bir adam görüyorum. Yani bir antrenör egosu yaşamıyorlar. Şimdi konuşulacak çok şey var. Evet. Neler bahsedeyim bilmiyorum evet. ama belki izleyicinin dikkatini çekecek şeyler söylemek gerekir. Hep klişeler, herkes yorumluyor. Tabii. Şimdi mesela sporcuların hayatı dışarıdan çok kolaymış gibi gözüküyor. Hı hı. Aslında en psikolojik insanlar bizlerizdir. Şimdi bilmiyor insanlar dışarıdan bir sporcunun psikolojik olarak kendiyle nasıl mücadele ettiğini antrenöründen ne baskı aldığını şimdi hayatlarında bir sosyal medya var mesela evet. dolayısıyla bir kişiden aldığı bir negatif yorumla o antrenmanını Kötü geçirebilir maçını kötü Tüm geçirebilir işi. Tüm performansını etkiliyor. Sizin de öyledir yani. de <laughs> size kötü bir yorum <laughs> yapılsa. biraz önce şu yayından, <laughs> biraz önce sizin, senin canını biri sıksa buraya geldiğinde şey olursun böyle yani. bir, bir Modu toparlamaya düşün. çalışırsın. Anladım, evet. Şöyle sor, soru sormak istiyorum. Ee, milli takım kızlardan böyle samimi oldun veya görüştüğün ya da eskiden yakın olduğun e, ilişkinin olduğu var mı hiç aralarında? Şöyle e, ya da tabii, daha sempatik hissediyorum dediğin mesela. Şöyle bahsedeyim. Eda benim çok sevdiğim ve hatta beraber büyüdüğüm bir arkadaşım. Şu an e, takım kaptanımız. Bana göre müthiş bir kaptanlık e, imajı var. Zaten onun e, genel yaşam tarzını, karakterini, e, oyun stilini çok beğenen bir insanım. Beraber aynı zamanlarda, o da 87'lidir, aynı yaşlardayız aynı jenerasyonuz. Şu an aynı jenerasyondan bir tek Eda var takımda. Bu arada ben diğer arkadaşların çoğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Yani hepsi bir anda ortaya çıkıp çok başarılı oldular çok hızlı sürede. Eda'yı ben çok beğeniyorum karakter olarak hem de yakın bir arkadaşımdı. Onun diğer arkadaşlarına da, daha kendinden küçük olanlara da iyi bir örnek olduğunu da düşünüyorum. Çalışma disiplini her zaman hani Eda evet, öyle miydi, hep evet, öyle miydi? Evet, yani? Hep disiplinliydi. Bir de o boşnaktır. Bir boşnak gücü vardır onda. Her zaman ben derdim ki Eda aynı, her zaman aynı. Hiçbir zaman yani Eda'nın düşüş yaşadığı bir dönem olmamıştır mesela. Yani 20 yıldan fazla da milli takım forması terletiyor. Ee, gerçekten çok başarılı buluyorum onu. Ee, daha hatta genelde bu yaşlarda bırakması gerekir sporcuların. İşte evet o da asla konuşuluyor arada. Ee, yani bence onun en az 5 senesi daha maşallah diye <laughs> oynayacağım düşünüyorum ben. İyi görüyorum, iyi buluyorum yani performansında. Peki şimdi bu aşamada artık voleybolda da yükselen yani tabii ki zaten hep bizler için önemli bir değerli. Burası Türkiye voleybol ülkesi gibi biliniyor ama branşlar arasında da eşit böyle değerler verilmediğine dair hep bir tartışma vardır. Aslında futbol Türkiye'de değil mi? Baktığımızda basketbol bile yani şimdi tamamen aklıma geldiği için sormak istiyorum. Senin oynadığın zamanlarda da voleybol, yani önceden daha az trendi, şimdi daha iyi trend diyebilir miyiz mesela? Şöyle tabii ki e, maalesef diyebiliriz çünkü biz şu anda e, şunu yaşıyoruz, sosyal medyanın e, erişim gücünün e, şu anda spor branşlarına etkisi çok fazla oldu. Haliyle e, herhangi bir başarı tamamen gazetelerden ve sadece haberlerden duyulmuyor. Hı hı. E, çok hızlı bir şekilde sosyal mecralardan e, iletişime geçmiş oluyor. Biz bunun ekmeğini yemedik. <laughs> ne olan söyleyeyim. Şimdi biz bu konuda biraz süsrağına uğradık. Çünkü o devirde defilenin sultanları... Ee, döneminin ilk olduğu zamanlar işte Nataliler vardı. Hı hı. Özçolar, Özlem ablaların olduğu zamanlar o zamanlar da hı. evet e, çok sevdiğim insanlar. On yani bir Neslihan Demir vardı. Ya yani mesela şöyle bahsedeyim. Nesyan e, bana göre hala açık ara e, Türkiye'de benzersiz eşsiz benzersiz bir Sol koluyla acayip bir oyuncu, acayip bir yetenektir. Yani bana göre voleybolun Messis'idir. Şimdi sanki onun yeni versiyonu Vargas işte ah, böyle. Tabii. Ama Neslihan'a ona geleceğim. Çok az bir kitle ve voleybol deyince sadece Nesyan bilindi. Doğru. Ya yani neden çünkü sosyal mecralar diğerlerinin bilinmesine fırsat Şu veriyor. anda fırsat Hı -hı. vermiş oluyor. Tabii, tabii. O zamanlar voleybol daha az izlenmiş oluyor. Başarı da etkili tabii ki. Yani Hı -hı. sadece sosyal medya bu kişilerin tanınmasına etki etti diyemeyiz. ama Yıllarca emek, başarı Hı -hı. şu anda hepsinin bana göre performans seviyesi yüzde üstünde. Yani bugün bir final maçında sadece Vargas'ın etkinliğiyle olmuş değil. Elbette onun etkisi bana göre kupayı getirdi. Hı -hı. Fakat diğer bütün oyuncuların başarı seviyesi geçecek. çok yüksek. Yani baktığınızda evet nasıl bir voleybol oynanıyor diye bir voleybolcu profesyonel voleybolcu gözünden değerlendirdiğinde de diyorsun ki evet hani farklı bir seviyede oynanıyor. Farklı bir seviyede oynanıyor. İşte bu İtalyan sisteminin Türkiye'ye empoze edilmesi, daha profesyonel çalışılması, e, geliştik yani biliyorsunuz her şey gelişiyor. Hemen şuna geçmek istiyorum voleybolcu e, kimliğini bitirdikten sonra. Ne yaptın? Yani bir dönem voleybolu profesyonel oynayan oyuncular da aslında neler yapıyor oluyorlar? Seçenek ne oluyor? Çok dışına çıkılabiliyor mu bu camianın? Evet. Çok çok güzel bir soru <laughs> sordun. Teşekkür ederim. <laughs> ee, şöyle aslında camiamız küçük olduğu için belli başlı sınırlı bir şekilde kariyerimizi ilerletebiliyoruz. Bir de hani bildiğimiz bir şey var. En iyi iş bildiği iş Doğru. mantığıyla herkes genelde yani sporu bırakıp menajerlik yapar, hmm. e, bireysel menajerlik yapar, takım menajerliği, akademi açmalar falan da akademi, bazen. Akademi spor okulu hmm. vesaire gibi şeyler yapıyor. Ben olaya öyle ben biraz farklı bakıyorum. Bilmiyorum açık gözüyle her, her zaman böyle düşündüm. Bakmamayı biraz o gözlüğü genişletmeyi hmm. hedefledim. Girişimciliklere e, yatkınım. Çok güzel. Danışmanlıklar yapıyorum ben. Hı -hı. Yani sportif sağlık e, iyi yaşam anlamında. Hı -hı. Bu bir bütün yani kişinin ihtiyacına göre değişen şeyler aslında. Talebine göre değişen şeyler. Sağlık alanında e, çok iyi doktor dok dostlarım var. Hı -hı. Yani şeyi seviyorum ben ihtiyacı olan insanı aradığı şeyle doğru aradığı birleştirme. şeyle birleştirme evet. işinden çok hoşlanıyorum. Yani bunu öylesine yaparken keşfettim. Çok güzel. Ve bunu tabii biraz biznes'a, profesyonelliğe çevirmek de bir uğraş. Peki spor hala hayatında. Yani rutinin var mı? Hani her gün spor yaparım veya düzenim yoksa Spor Neden? benim bağımlılığım. Evet. Yani bıraktım. Ben çok erken bıraktım. Çok ani bıraktım. Neden bıraktım? 2014'te ee, aynı bir anne kaybı yaşadım ben çok başlı, sağ Çok teşekkür ederim ama artık yani olaylara çok farklı bakıyorum bu hepimizin karşılaşacağı kaçınılmaz olan bir şey ee, uykusunda vefat etti Allah hepimize Allah böylesini eylesin. nasip etsin isterim ee, o beni biraz uzun bir kırılma şeyine soktu açıkçası ben toparlamakta bir 3-5 sene geçirdim o sırada Survivor girdi hayatıma ah, tabii, tam oraya aynı anda oldu benim bütün bunlar çok enteresan ee, i̇şte ben annemi toprağa defnedip evet bir anda taşıyıp koştur koştur Survivor'a gittim. Ee, o süreçte yaşandı çünkü Peki olsa da o denk geldi. Yani öyle bir şey mi? Bekliyorduk yani ama... biz şeyi bekliyorduk. Survivor oldu okey haberler çıkıyor. Annemle beraber yaşıyorduk zaten. Ee, bu beklediğimiz süreçte hiç beklemeyeceğimiz bir şeyle karşılaştık. Hani bir hastalık vesaire bir şey de yoktu. E, ee, adada olmak bana çok iyi geldi o anlamda. Hmm. Ee, açıkçası sonrasında uzun bir süre ben toparlanmaya çalıştım. Yani o noktada bir şeyler yapmak istemedim. Yapmaya çalıştım ama e, yani televizyonda olmak istedim. Sonra bir izleyeyim dedim. Ben sonuçta televizyon altyapılı bir insan değilim. Hı hı. Dolayısıyla bir dizilerde oynayayım falan diye kendimi şey yapmak istemedim çok Vallahi da. çok da güzel hem sohbetinde hem anlatışken ifade ediş tarzında Böyle ışıkların altında çok da güzel parlıyorsun. Olabilirmiş yani Teşekkür burada. Teşekkür ederim. Bir televizyon var. teklifi belki gelir şimdi yayında. Düşünceli... <laughs> Düşüncelerim var. Yapmak istediğim şeyler var ama daha çok moderatörlük anlamında bence daha samimi şeyler çıkartırım diye düşünüyorum. Tabii. Ee, projelerim var. Hayata geçirebilmeyi bilmiyorum. Vallahi konuşalım yayından sonra geçiririz belki. <gülüyor> <gülüyor> Peki Duygu Survivor'dan anla, bir şeyler bahseder misin? Nasıldı Survivor o, sürecin? Survivor süreci gerçekten çok zordu. Yani bunun zorluğunu insanlar artık anlamıştır diye düşünüyorum. Senelerdir herkes artık Survivor mutlaka her eve girmiş durumda. Ben aslında hikayem çok değişik. Hiç oranın insanı değilken e, aklıma yine çok yakın arkadaşlarımız soktu. Ben deli gibi antrenman yapan bir insanım. Yani bizde haftada bir gün izin günleri olurdu. Normal profesyonel oynarken bile o izin gününde ben yine gider spor yapardım. Yani bir şekilde dediler ki sen Survivor'a bir git. Sen bir git oraya. Yani sen orayı bir deneyimle çok seviyorsun bilmem ne falan. Ben biraz geri durdum. Tabii ki bu kadar zorluğunu hiç kimse yaşamadan hissedemiyor. Haliyle... Gerçekten zorlandı. Şöyle güzel değerlendirildi. Şimdi kimse kariyerini cart diye bırakıp bir anda adaya gitmiyor. Hı. Mutlaka bir bırakmışlığı, bir şeyler olmuş oluyor. E, Acun da zaten dedik ya emin misin? Daha sen oynarsın yani. Hayır adaya geleceğinden emin misin? Gelmek istediğin emin ya. misin? Ben çok eminim dedim. Evet bizim zaten uzun soluklu mülakatlarımız oluyor. Yani Hı. herkes bir şekilde değerlendiriliyor orada ama canım, canım? şaşırdı ve emin misin bence sen oynarsın daha erken senin oralara gelmen için falan gibi şeyler söyledi ben ben çok eminim dedim ben gelmek istiyorum kesinlikle <laughs> fakat 190 boyunda bir kadın için ada gerçekten çok zor ada hayatı oyunlar çok zor çünkü ben hayatımın en önemli maçına çıkarken bile bu kadar anksiyete bu kadar Anladım. heyecan bu kadar stres yaşamadım hiç görmediğim bir platform görüyorsun karşında e bunu sadece sana işte buradan atlayacaksın, buradan çıkacaksın diye bir kez Esat gösteriyor. O, sağ olsun güzelce anlatıyor. Ben o sırada böyle şeyim. <laughs> çarpıntı. çarpıntı çarpıntı tansiyon düşmesi nasıl şimdi ben yarışacağım burada gibi enteresan stresler yaşadım. Boyun handikapı var orada. Gerçekten uzun boylu olmak yani döndüğümde şu sırtımdaki kemikler yara bere içindeydi. Bir sene içinde iyileşti. Ya şu sandalyenin altı kadar yerlerden geçiyorsun. Ve benim sırtım takıldı oralara. Daha sonra masallar Dolay... yaşadın mı böyle gerçekten? Nasıl? Hani Ortopedik anlamda daha sonra sıkıntılar yaşadın mı? Hayır hayatım Hı. ben orada kalpten ölüyordum. Aman Allah. Daha fena şeyler yaşadım. <laughs> gerçekten bir kalp sorunu yaşadım. Gerçekten bir kalp sorunu yaşadım ama çok sağ olsunlar orada çok hızlı bir şekilde hastaneye gidip bir şekilde te Hı. tedavisini e, yaptık hallettik. E, nabzım çok düştü. Nabzım 30'a düştü. Dinlenik nabzın 30 olması ölüme çeyrek kala bir durum yani ve bana orada çok enteresan şeyler yaptılar hastanede. Yanlış e, tedaviler uyguladılar. Burada kalp var. doktorlarım dedi ki sen deli misin ya? Biz ölene yapıyoruz bunu. Adrenalin verdiler bana orada. ...yataklarda şırpındım böyle. Aman, aman, Dominik'te. Yani Survivor o kadar kolay değil. Ama hepimiz tabii ki bu başımıza gelme olasılığı olan durumları kabul ederek oraya gidiyoruz. Ve bunu deneyimleyen insanlar eminim hepsi gerçekten çok mutlular. Orada o performansları vermek hiç kolay değil. Peki orada yaşadığın bir böyle polemik falan oldu mu? E, genel olarak olabilen şeyler. Şöyle şeyler oldu. Şimdi ben anne kaybeli oraya gittiğim için... Hı -hı çok polianna kafasındaydım. Aa işte çiçek ne kadar güzel. Güneş doğuyor. Oo çok güzel. Annem beni izliyor ve çok farklı kafalardaydım gerçekten. Hem de meditatif bir ortamda yaşadım. Bunun biraz tadını çıkartmaya çalıştım çünkü o orada olmamı bekliyordu. Çok aşırı duygusal bir seviyedeydim. Beni bir tek Tolga Karal anladı o zaman. Öyle mi? Evet. O, onu hiç unutmayacağım. Ben Tolganın olduğu dönemdeydim. Turabi'nin de birinci olduğu ilk birinci olduğu dönemdi. Hı hı. Hani üzerinden çok süre geçti. 2014. Hı hı. O anlamda bir hatırlatma yapmak istedim. Tolga gerçekten dost bir insandı. Kulakları çınlasın. Ee, orada onunla paylaştım. İşte birkaç tabii ki yakın kız arkadaşım da vardı. Ama Tolga'dan böyle bir duygusal destek bile, beklemezdim. Komik, çocuksu bir adam yani sonuçta. Dolayısıyla orada şöyle diyaloglarımız oldu. Ya duygu da hiç üzülmüyor. Oyun kaybediyoruz. Hiç üzülmüyor. Hiç sinirlenmiyor. Allah Allah falan. Ben çünkü oyun kaybediyoruz. Olsun ya falan <gülüyor> şey <gülüyor> <laughs> çok garip kafalar dedim gerçekten. Peki Duygu o zaman son olarak biraz daha böyle e, bahçeli kişiliğine bir değinelim. Daha Hı -hı. sonra da maalesef zaten süremizi tamamlıyoruz. Ama seninle sohbet zaten çok çok keyifli. Evet. Ee, çok da güzel yürütüyorsun gerçekten Ben teşekkür ederim. Da. Fenerbahçe taraftarlığın e, futbolda Fenerbahçe'nin 8. yılında hala hani şampiyon olmaması gibi böyle taraftarın beklentisi var. E, sadece sana bir taraftar gözünden fanatik bir Fenerbahçe olarak soru yönetmek istedim. Şöyle söyleyeyim ben sonradan Fenerbahçeli olan bir kadınım. Yani daha önce her belki kız gibi bütün büyük kulüpleri kendimce izliyordum, destekliyordum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Çünkü için içinde bulunmadan çok ilgim yoktu. Ama ailem de Fenerbahçelidir. Kendi şampiyonluğum benim için aşırı özel bir gündü. Doğum günümde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk inanılmaz keyifliydi. En mutlu olduğum günlerden bir tanesi. Hediye oldu. Çok ciddi bir hediye oldu. Gerçekten benim için çok özeldir. O gün ben acayip şeyler yaşadım. İşte hava alanında arbedeler çıktı, polis, polis e, ve taraftar arası bir sorun oldu. Bir bergazı yuttu taraftarlar, küçük küçük e, kadınlar, çocuklar. E, böyle şeyleri taraftarlarımız yaşadı. Hmm. Ve Fenerbahçe taraftarı gerçekten e, arma uğruna canını feda edebilecek insanlar. Ben bunları gördüğüm için o anda Allah'ım ben Fenerbahçeliyim <laughs> dedim. O an ben çünkü ben de aynı şeyleri yapmak istedim. Orada onlarla onların yaşadığını yaşamak istedim. Biz otobüsteydik. Dolayısıyla acayip bir Fenerbahçe taraftarı olmaya başladım o günden beri. <laughs> yani şöyle değerlendireyim. Benim gözlemim de bizim için her sezon şampiyonluk için başlanan bir sezondur. Olmasak da Arma'nın gücü bizi hiçbir zaman değiştirmez. Yani taraftarımız gerçekten çılgın bir taraftar. Deli bir taraftar. Ve e, hızlı bir şeyiz. Nasıl söyleyeyim? Taraftar kitlesi olarak. Sakin insanlar değiliz. <laughs> Kesinlikle. E, şampiyonluk gelememesi konusunu aslında ben çok şey diyemeyeceğim ama bence Fenerbahçe'yi çok kıskanan insan var. Çok kıskanan insan olduğunu düşünüyorum. Bu da aşırı bir negatif enerji oluşturduğunu düşünüyorum. Enerjiye inanan bir insanım. Bir sonuçta diğer takımların da başarısı Fenerbahçe olmasa olmaz diye değerlendireceğim Türkiye'de. Ama bu sene yine güzel bir şampiyonluk şeyi. Evet, var mı? Şeyi... Bu sene içine daha bir şey var mı Fenerbahçe'ye? Yani şey, ben, ben son iki senedir bekliyordum. Gerçekten ucundan ucundan kıl payı saçma sapan şeylerle şampiyon olamıyoruz ama yine tabii ki her sene olduğu kadar bu sene de şampiyonluğu istiyoruz. Güzel transferler de yaptı. Yolunuz açık olsun. Ya, aa, Zaten e, bugün seni lacivert bir kombinlesin. Onu çok Saç sarı sarı lacivert çok teşekkür evet. olmuşsun. Evet. Sevgili e, Duygu Bal çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, ederim. Ben programımıza. Aynı zamanda e, voleybolda konuşmak çok keyifli. Ben Diğer spor ederim. dallarında bir kadınla konuşmak çok keyifli. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Asis Analiz ekranlarında, Orkid sponsorluğunda, İdol Voley programımızda bu hafta konuğumuz ünlü voleybolcu Duygu Bal'dı. Kendisiyle Survivor'ı konuştuk, diğer anılarını, milli takım voleybolcularımızın başarısını ve daha pek çok açıklamaları da oldu kendisinin. Lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.